Hava alıcı tam 10 yıldır kızını arıyor. Bir sabah evden çıkan kızı bir daha geri dönmedi ve gözyaşları sel oldu. Çalınmadık kapı kalmadı. Evladının hayatından endişe eden anne birileri artık sesimi duysun diye feryat ediyor. Ben neredesin nereye gömdüler kızımı? Bir ses yok. Yok hiçbir şey yok kızımda. Ağlıyor çünkü yapıyorum. o bir anne. Canından daha çok sevdiği kızını Gülşen'i yıllardır görmüyor. İddiaya göre ailenin birinden alacağı vardı. Ve o gün hava alıcının kızı Gülşen o paranın peşine düştü. Borcu almaya gitti. Ama sonra sırra kadem bastı. 10 yıldır kızından haber alamayan gözü yaşlı anne kızının hayatından şüpheleniyor asla gitmez. Gülşen benim sesimi duymadan yaşayamaz. Kime sorarsanız sorun. Gülşen 15 milyar almaya gitti. 300 lira verdim gönderdim ne demek. Gülşen oradan çıktı. Çıktı ama sen yolda ne yaptın Gülşen'e? Hangi araba çevirdi Gülşen aldı gitti? Hangi araba çocuğuma neler yaptılar kim bilir? Çocuğum sır oldu 10 yıldır. Acılı anne kızını bulmak için her yolu denemiş. Ancak onun bu çaresizliğini birileri fırsata çevirmiş. Herkes dolandırdı beni. Artı bir de bunlarla uğraştım. Yalancılar kızını bulduk diyorlar. Gel abla burada. Helikopter tuttuk diyorlar. 17 milyar verdim. Ev param gitti. Oradan borç aldım. Aldım çocuklarım tek bulayım. Bütün şehirleri gezdim. Konya, Kahramanmaraş, Antalya. Gittim hayır yok. Yok. Çünkü onu dursun öldürdü gömdü bir yere. Yıllardır hasret içinde olan anne, kızını bulmak için yardım bekliyor. Şimdi benim kızımın dosyası kapanacak ne olacak? Dosya duruyor, dosya duruyor burada. Savcım duruyor bu. Bu sana demiyor ki Gülşen beni buraya öldürdü, gömdü demiyor ki. Kim diyor bu beni burada gömdü der mi demiyor. Tekrar dosyam açılsın ne olur. Kolum kanadım kırık. Kolum kanadım kırık. Bu saat 10 yıldır böyle. Bu saat değişmedi ya. <laughs> Yok artık ha, yeter ne olur yardım edin bize evladım. <laughs> Kayıp bu ölüsünü dirisini bulamıyorum. Bir mezar olsun ne diyeceğim artık şaşırdım.